Fikret, dinliyorum seni, bir şeyler anlatacağım. Bugün olay kapsamında yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnameleriyle birinci denetimli serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak Adnan Bey. O ne anlama geliyor yani? Nasıl bir şey? Hangi suçları kapsıyor bunlar? Düzenleme bir af değil. Koşullu salı verme tarihine kadar geçecek sürede ceza dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecek. Yani bıraktıysan bırakmıştırsın yani. Dışarıda yani ceza ne demek yani? Evet. Ben mi yanlış anlıyorum? Öyle, öyle, öyle. Adalet Bakanlığı açıklaması diyecek. Nasıl, bir daha söyle bakayım. 38 bin kişinin tahliye olmasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenleme bir af değildir. Koşullu salı verilme tarihine kadar geçecek sürede ceza dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir. Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi için kişi tahliye olacaktır. Deli suçları kapsamıyor. Kasıtlı adam öldürme, terör, tecavüz, çocuk istismarı gibi suçları kapsamıyor. Dolandırıcılık, hırsızlık, gasp gibi suçları kapsıyor. Gasp mı? Evet. Ya gasp. Silah çekiyor. Evet, evet. Evet. Adam öldürmeye kalkıyor. Bilmiyorum yani, bu alenen af olmuş oluyor. Evet. Denetimli serbestlik. Adam dışarı çıktıysa affın özelliği budur. Dışarı çıkıyorsa aftır bu yani. Evet. Afla ne fark var bunun yani, nedir? Yani infazı tamamen durdurmuyor ama toplumun içine dediğiniz gibi çıkmış oluyor. Dışarıda geziyor serbestçe. Özel maçları tekrar içeri alacak bir şekilde. Denetleyeceklermiş. Ha, vazgeçmezse. Mi? Kontrollü. Kontrollü bir şey var. Yurt dışına çıkış yasağı da var. Karakola gidip imza veriyor. Düzenli her gün. Af bu yani, alenen af. Ama cinayeti kapsamaması yönünden iyi. Yoksa af değil demek yani, biraz mantığı yok. Cezası 2 yıldan az kalmış, iyi halli kişiler bu haktan yararlanacak. Nasıl? Cezası 2 yıldan az kalmış, iyi halli kişiler. Ha, onlara yararlanacak. Hmm. Erken tahliye gibi diyorum. Evet. Cezasını çekmiş kişiler. Öyle mi? 2 yıla kalmış. 2 yıldan az kalmış. 2 yıldan az kalmış. Evet. Olabilir yani o. Cezasını çektiyse 2 yıldan az kalmışsa. İyi hali olan diyorlar. İyi hali var. Şartlı tahliye. Evet. Yapıyorlar, evet. Bir bozukluk olursa geri içeri alıyorlar ve o dışarıda kaldığı süreyi de yeniden yatmış oluyor. Etiket yapalım. Evet, gelebilir. Ne diyelim? Birlik ve sevgi günü diyelim. İnşallah. Evet.
af değil diye bir şey yok. Bu af. Ama yani adam mesela 10 yıl yatmış, 2 yıl kalmış. Bir nevi ceza indirimi gibi bir şey olmuş oluyor. Hoş geldin bir tanem, nasılsın? Çok güzel olmuşsun, yanmışsın, yakışmış. Ceza indirimi gibi bir şey olmuş oluyor, evet. Dünyada darbelere karşı bir tedbir alınmış değil ya. Yani kimse oturup buna nasıl çözüm buluruz dememiş. Darbeler hep dünya için bir tehdit olarak havada kalmış yani. Darbelere karşı halk nasıl mücadeleler, bununla ilgili bir ilmi çalışma da yok. Darbe başlangıcının nasıl durdurulur, bununla ilgili de bir çalışma yok. Halbuki ordunun kendi içinde darbeyi önleyecek ayrı bir mekanizma olması lazım. Yani nasıl bir savaş durumuna karşı ordu eğitimliyse, darbeye karşı da eğitimli olması lazım. Yani kurmay eğitimde darbeyle nasıl mücadele edilir diye askerlerin eğitim alması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eğitim yok. Yani darbenin kapısı açılmış sonuna kadar. Böyle bir sistem olmaz. Bir kere ordu da eğitimde darbeye karşı nasıl mücadele edilir diye bir eğitim verilmesi lazım. Değil mi? Kurmay eğitim verilmesi lazım. İşgale karşı nasıl eğitim veriliyorsa, darbeye karşı da askerin eğitilmesi lazım. Polis de kalkışmaya karşı nasıl eğitiliyorsa, darbeye karşı da eğitilmesi lazım. Darbe hakkında polisin tecrübesi yok. Askerin de tecrübesi yok. Halkın hiç yok. Halk da askere gittiğinde askerlere darbeye karşı nasıl mücadele edilir bunu öğretmeleri lazım. Vatani görevini yaparken düşmanla nasıl mücadele edeceği anlatılıyor. Ama darbeye karşı nasıl mücadele edeceği anlatılmıyor. Bu eğitimin verilmesi lazım. Bunu dilekçeyle Milli Savunma Bakanlığı'na sunalım. Genelkurmay'a da sunalım. Böyle bir şey olsun. Efendim. Mesela halk tamamen doğaçlama darbeye karşı tedbir alıyor. Yani darbeye karşı ne yapılır şu an hiç bilinmiyor. Mesela adam diyor ki sokağa çıkmayacaksa da tamam çıkmayalım. Ya çıkılır mı çıkılmaz mı? Sükunetim ilan ettik, dışarıya çıkmayın. Yani buna ne cevap vermesi lazım halkın? Adam dışarı çıkmıyor, bir sefer felaket bin misli oluyor. Adamın dışarıya çıkmaması meydana gelen kaybı bin misli artırıyor. Tamamen tevafuk yapılan çalışmalar. Tamamen. Yani tamamen doğaçlama. Mesela bir yiğit çıkıyor, 200 tankın çıkmasını engelliyor. Normalde bu yapılmaması gereken bir şey olarak da biliniyor. Yapılması gereken bir şey de biliniyor. Öyle olmaz. Mesela halk hiç bilmiyor. Darbecilere karşı yürüyorlar, adamlar kurşunluyor. Yani o anda aklına ne gelirse onu yapıyor. Tankın üstüne çıkıyorlar mesela. Tanka sürekli durmasını söylüyor, tank durmuyor. Tank arabaları ezerek ilerlemeye devam ediyor. Mesela tankı gördü mü diyor, halk arabanın içindeyse arabasını kenara mı çekmesi gerekiyor?
arabadan dışarı çıkması gerekiyor. Hiçbir eğitim yok. Tamamen böyle vahşi hayvanın ağzına adeta insanlar sürülmüş oluyor. Halbuki eğitilseler darma duman ederler. Yani darbe gerekli diye düşünüyorsa adamlar, o ayrı mesele. Onu tartışırız. Biz kabul etmiyoruz onu. Yani böyle kepazelik olur mu ya? Adam sen silahla üstüne gelecek. Sen ne yapacağını bilemeyeceksin. Olmaz. Mesela darbe oldu akşam. Tamam, ne tedbirler alınabilir? Mesela ben pratik düşünüyorum. Arabası olanlar yolu arabalarıyla tıkayabilir. Mesela 40-50 arabayı birden caddeye takoz gibi koyabilirler. Tank aşamaz onu, o yolu. Yani normal gördüğünü durur zaten, mecburen durur. Yani çünkü tankın ilerlemesi mümkün değil öyle bir şeyde. Ama bir veya iki araba varsa geçer onları. Yani onu ezer geçebilir. Ama 30-40 araba korsan ya mümkün değil. Düşman işgali için bunu söylüyor. Düşman işgalinde halk ne yapacağını bilmiyor. Mesela Rus tankları Çekoslovakya'ya girmişti. Halk bilmiyordu ne yapacağını. Çin'de de tanklara karşı ne yapacaklarını bilemediler. Mesela Afganistan'da da tanklar bir anda girdi gece. Haldır küldür. Yüzlerce, binlerce tank. Halk seyretti, hiçbir şey yapılamadı. Sonra da halkı ezdiler, kurşunladılar. Irz, namus, insanların payimal oldu. Bilmiyorlar ne yapacaklarını. Halbuki her arabada benzin var. Her arabada benzin var. Benzini arabanın deposundan bir insan çekebilir, alabilir. Mesela kaç litre alabilir? 20 litre benzin varsa arabada, 10 litresini alabilir. Onu bir bidonun içine doldurur. Efendim, bidona da bir paçavra sokar. Yakar ve alır, o düşman tankının üstüne atar bunu. Veya doğrudan gider döker tankın üstüne benzini, yaklaşır, tamamını döker. O tankın içinde o adam artık duramaz. Mecburen dışarı çıkacak. Ve o tank da bir daha kullanılamaz. Bütün alet, edevat, her şey bozulur. Ve o tanktan binlerce kişi öldürülecekken sıfır adam öldürülmüş olur. Hiç kimseyi öldüremez. Mesela kaba tedbir, düşman tank için diyorum. Mesela kamyonlar, kamyon sahipleri, kamyonlarla askeri saldırı yapılan yol, cadde, çıkış, kapı, nere varsa damperli kamyonlarla, 2-3 kamyonla kapatılsa tank hiçbir şekilde aşamaz. Yani mesela yahut 4 kamyon yan yana konduğunda bitti. Yerinden dahi kıpırdatamazlar. Yani ani bir hareketi bu durdurabilir. Ama darbe için ayrı. Darbe için mesela, darbe için askerlerin eğitilmesi lazım. Asker kendisine mesela cinayet emri veriyor asker. Subay. Adam ona tabi oluyor. Ya kardeşim, cinayet emri vermiş. Nasıl uyuyorsun? Ve sen de katil olursun. Yani katile eşlik ettiğinde sen de katil olursun. Katili durdurman orada vacip. Şart. Ne yapacaksın? Gerekirse yaralarsın. Yani ayağını ateş eder. Durdurur. Çünkü adam bak ne yapıyor? Silahını çekmiş, diyor ki halkı vuracaksınız. Anana, babana, kardeşlerini vuracaksın. Adam diyor ki ben vurmak istemiyorum. O zaman ben de seni vururum diyor. Ve nitekim de vuruyor mesela bir başkasını. Böyle bir durumda adamı durdurmanın bir yolu yoksa adamı yaralayarak durdurmak gerekir. Ayağını ateş etmek lazım. Elinde silah var çünkü. Asker o gün şoka girdi çocuklar.
Halk silahını istiyor, veriyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mesela ama bir kısmı ahlaksızlık yaptı, halka ateş açtı. Ya kardeşim, halka ateş açacağını sana emir veren adama ateş açsana. Vur ayağından, indir aşağı. Konu kökten çözülecek. Öbür türlü bak, ananı babanı kardeşlerini vurdurtacak. En sonunda da seni vuracak. Akılsızlık yapma. Helak olacaksın. Adam cinnet geçirmiş, aklı gitmiş adam. Deccal'a uyuyor adam. Deccal'ın askeri olmuş. Yani Süfyan'ın askeri olmuş. Mesela helikopter bombalıyor. Otomatik silahla karşılık verirsin helikoptere. Hiçbir şekilde yanaşamaz. Yani camına kurşun isabet etmeye başladığında derhal fıyar. Yani otomatik silahla sen helikopteri tararsan adamın yanaşamayacağı belli. Hatta düşebilir dahi helikopter. Ama caydırmak ilk planda önemli. Ama adam öldürmeye kalkıyorsa inişe mecbur etmek gerekir. Yani delik deşik eden helikopteri mecburen iniş yapacaktır bir yere. Savaş durumunda da, darbe durumunda da halkın eğitilmesi gerekiyor. Tabi bunlar kanuna hukuka uygun olmasını istiyoruz. Kanuna hukuka uygunsa bunlar yapılsın. Usulüyle yapılsın. Bir de televizyona adamlar çıkarıyorlar. Fethullah Gülen cemaatini eleştiriyor. Veyahut Ergenekon zihniyetini eleştiriyor. Kardeşim, senin bir ideolojin yok. Herhangi bir ideolojin yok. Sadece Darwinist, materyalist eğitimini savunuyorsun milli eğitimde. Bedir-Uhud savaşını anlatıyorsun. Ama bir ideolojin yok. Yani bir devlet ideolojisi olması gerekir. Yahut bir milli ideoloji olması lazım. Yani eğer sen herhangi bir fikir ortaya sürmezsen, alelade bir fikir kısa sürede orduya hakim olabilir. Yani sıradan bir düşünce bile hakim olabilir. Mesela bak, adam sırf NATO yanlısıyım diyor. Mesela bu alelade bir fikir. NATO yanlısı subaylar diye bir ekip oluşuyor bir anda. Yahut Fethullah Gülen yanlısı subaylar oluşuyor bir anda. İdeoloji ortaya konmuyor çünkü. Yani düşüncen ne diyor? Hiçbir düşüncem yok diyor. Fikrin ne? Hiçbir fikrim yok diyor. Kemalizm de bir fikir değildir yani o anlamda. Bir, yani ideoloji değil de bütün halkın benimsediği işte iyi olma, dürüst olma, aklı başında modern olmadır. Yani ama Marksizm bir ideolojidir. Mesela adam Marksistse yani bayağı kararlı olarak onu savunuyor. Mesela bir devletin, mesela Küba'da subayların ideolojisi var. Adamlar Marksist. Dolayısıyla darbe ihtimali olmuyor. Hepsi Marksist eğitiliyor. Mesela İran'da Mehdiyet yönünde eğitiliyor. Hepsinin ideolojisi var, inancı var. Şii ve Mehdi düşüncesinde. Bu bir ideoloji. Bir düşünce olmuş oluyor. Adam başka fikirlerden etkilenmiyor o zaman. İdeolojisi olmayan devlet daima darbeye açıktır. En hafif bir fikre bile mağlup düşebilir. En sıradan bir fikre dahi mağlup düşebilir. Bak mesela korkuyor, diyor ki ya diyor, başka tarikatlar var şimdi. Onlar da ortaya çıkabilir diyor. Mesela çok sıradan bir fikir olacağı belli bu düşüncenin. Ama ondan bile çekiniyor. Hakikaten sıradan bir fikir akımı çok rahat hakim olabilir. Devletin ideolojisi olmaz. Mesela AK Parti de gençlik yetiştirmiyor. Yani ne senin ideolojinin düşündüğünde hiçbir şey yok. Yani
Yani sadece Müslümanız diyor elhamdülillah. Peki evet. Nedir görüşün? Her yere müsaitler. Öyle olmaz. Evet. O misafirler çıkabilirler, evet. Mesela bak caddede tank arabalara eze 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 ilerliyor. Halk çünkü tecrübeli, anlamıyorlar. Ya tankın da kendini ezeceğini tahmin etmiyor. Çünkü bir masum adam. Ay bir şey de demiş değil daha yani fikrini de belirtmiş değil. Doğrudan eziyor tank. Öyle bir durumda arabaları hemen yan çevirip yan çevirip mesela kalın bir yapı. Mesela kaç metrelik? 10 metrelik falan bir araba kalınlığı oluşturulduğunda tankın onu doğrudan geçmesi mümkün değil. Yani tepe takla gider. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojisi vardır. Ülkücü ideoloji. Rahmetli Alparslan Türkeş tarafından bu gençlere güzel bir ülkü, güzel bir hedef gösterildi. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'na göre yapıyor, ülkücü. Polis de ülkücü, hakim olarak ülkücü. Devlet de güveniyor. Ve zaten her olayda ülkücüler devreye giriyor. Mesela bak bu darbe olayında da ülkücüler devreye girdiler. Yani darbenin önlenmesinde ülkücülerin çok büyük emeği geçti. İdeolojisi var. Adam diyor ki ya diyor, askerin ideolojisi olmaz. Ya sıfır mı olacak? Nasıl olacak yani? İdeolojisi asker olur mu ya? Yok olmaması lazım diyor. Hiçbir fikri olmaması lazım diyor. E nasıl asker olsun o ya? Niçin mücadele ediyor o zaman? İdeolojisi olacak. Fikri olması lazım. Yani bana göre olması gerekir. Latte falan, Ahmet Aydın. Darbeler sık olmadığı için mecburen doğaçlama oluyor diyor. Olur mu öyle şey? Sık olması diye. Yani sıklıktan bunun alakası yok. Bir de daha nasıl sıklık olsun? Yani her 10 yılda bir darbe olmuş. Yani tekrar tekrar da olmuş. Dolayısıyla büyük felaketler getirmiş. Savaş da sürekli olmuyor. Ama ordu sürekli o savaşa karşı eğitiliyor. Dış saldırıya karşı eğitiliyor. Bizim yani Cumhuriyet tarihinde hiçbir savaşa girmediğimiz görülüyor Kıbrıs hariç. Ki o da savaş da sayılmaz o bir nevi. Oraya kurtarma operasyonuydu. Yani bir dış saldırı olmadı bize. Ama ordu neye göre eğitiliyor? Dış saldırıya göre eğitiliyor. Ama ordu aynı zamanda iç saldırıya karşı da eğitilmesi lazım. İçte de saldırı olabilir. Darbe olabilir.
İşte terörist ayaklanma oluyor. Değil mi? Evet. Her şey olabilir. Son dakika haberi vardı. Evet. Van'ın Merkez İskele Caddesi'nde polis noktasının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Mesela bu bomba konusunda da tecrübe yok. Yani buna karşı da halk eğitilmiyor. Mesela bomba yüklü bir araç nasıl tespit edilebilir, nasıl etkisiz hale getirilebilir, nasıl tedbir alınabilir? Bir eğitim yok. Patlıyor, bir daha patlıyor, bir daha patlıyor. Yapacak bir şey yok görünümü veriliyor. Halbuki gayet güzel tedbir alınabilir. Çoğunluğu sivil, 20 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yani gaziler var diyorsun. Bir daha anlat bakayım olayı. Van'ın Merkez İskele Caddesi'nde polis noktasının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıda çoğunluğu sivil, 20 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Şehit yok. Şu an ilk belirlemelere göre evet. Gazilere Allah şifa versin. Mesela halk Türkiye'de komple ülkücü olduğunu düşün. Darbe nasıl olsun? Yani mesela ordu komple ülkücü yetiştirildiğini düşün. Orada da darbe nasıl olsun? Yani çok zor. Ama hiçbir ideolojisi olmazsa devletin ve ordunun herhangi bir ideoloji rahatça hakim olabiliyor. Mesela Irak'ta ordunun ideolojisi yok. Ordu eğitiyorlar. IŞİD kısa sürede tamamını kendi stafına çekiyor. Silahlı, pusatlı, eğitilmiş hazır adam. Ama ideolojisi yok. IŞİD'in ideolojisi olduğu için kendine rahatça çekebiliyor. Alişan gelmek istiyorsa gelsin Alişan. Van'daki saldırı nedeniyle çok sayıda yaralı için kan ihtiyacı varmış Adnan Bey. Van Araştırma Hastanesi, Lokman Hekim Hastanesi, Akdamar Hastanesi'ne başvurabilir vatandaşlarımız. Bir daha. Van'daki polis merkezine bombalı saldırı nedeniyle çok sayıda yaralı için kan ihtiyacı var. Vatandaşlarımız Van Araştırma Hastanesi, Lokman Hekim Hastanesi ve Akdamar Hastanesi'ne başvurabilirler. Altyazı geçsin, onu hazırlayalım. Bir de ara ara yine anons edelim. Bir daha söyle. Van'daki polis merkezine bombalı saldırı nedeniyle çok sayıda yaralı için kan ihtiyacı var. Vatandaşlarımız Van Araştırma Hastanesi, Lokman Hekim Hastanesi ve Akdamar Hastanesi'ne başvurabilirler. Van Araştırma Hastanesi, Lokman Hekim Hastanesi, Akdamar Hastanesi. Van'da. Bu hastanelere vatandaşlarımız kan vermek üzere hemen hareket etsinler. Demek ki çok sayıda kana ihtiyaç var. Patlama yerinden birkaç fotoğraf vardı. Yaklaştım bakayım. Evet. İşte milis olduğunda bu da kolay kolay olmaz. Evet. Çünkü kamyon geliyor, istediği yere gidiyor. Polis sayısı az. Evet.
Halbuki yolda kamyonu durdurup arama yapacak milisler de olması lazım. Evet. Polis yetkisinde. Değil mi? Tabii. Ya şüphe üzere çevirmesi lazım. Kamyon istediği yere istediği gibi ulaşıyor. Yani yüzlerce kilometre yol alıyor bombayla. İçinde mesela bir ton, iki ton bombayla yüzlerce kilometre İstanbul'un içinde veyahut Adana'da her yerde yol alıyor. Kimse de durdurup ne oluyor falan demiyor. Halbuki her şüpheli araba durdurulması lazım. Canım hocam, Fethullah Gülen diyelim ki bunlar yapanlar alçaktır dedi. Şehitlerimiz var dedi. O zaman masum hale gelecek mi? Affetmemiz mi gerekirse mi? Hayır, darbecilerin bu gücünü kırar. Çünkü darbeci diyor ki Fethullah Gülen dedi. Biz de bunu ibadet olarak yaptık diyor. Evet. Yani ulul emre itaat ettik diyor. Bir savaş hali var. Savaş emri bize verildi. Biz de bunu uyguladık. Komutan dedi. Biz de o kıtal emrini yerine getirdik diyor. Evet. Şimdi böyle derse Fethullah Gülen, yani bunları yapanlar alçaktır, ahlaksızlıktır. Allah şehitlerimize de baş aileden baş sağlığı diyoruz. İşte şehitlerimize de Allah uzun ömür versin ailelerine, şehit ailelerine dese. Şehitlerimizin de şehadetini Allah makbul etsin, kabul etsin dese. Bu olur. Çünkü o zaman darbecinin azgınlığını kırmış oluruz. Yani çünkü boşa bir şey yaptığı anlaşılır. Yani inancını kaybetmiş olur. Ama şu an inancını takviye etmiş oluyor. Adamlar öldü diyor. İnsanlar öldü. Birkaç Hollywood filmine benziyor diyor. Ama darbelere de karşıyım diyor. Bu bir işaret anlamında olur. O yüzden istiyorum. Yoksa bundan af çıkmaz tabii. Yani suçsuzluk da çıkmaz. Evet, dinliyorum. Etiketimi 8 numara adamda. Yaklaştır. Güldük ve sevgi duyuyorum. Maşallah. Güzel. Yeni yayınlanan kanun hükmünde kararnamede birkaç madde daha var Adnan Bey. Evet. Genelkurmay Başkanı olabilmek için daha önce şart koşulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olma şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı atayabilecek. Bir diğer madde, özel harekat polisi olabilmek için adayların önündeki kamu personel seçme sınavı zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre özel harekat polisi olmak isteyen kişiler fiziki yeterliliklerinin yanında mülakat sınavlarında başarı göstermeleri dahilinde özel harekat polisi olarak görev yapabilecekler. O doğru, iyi olmuş. Gülen bugünkü konuşmasına haberler Erdoğan ve millete çirkin sözler etmiş. Evet. Her dönemde Müslümanlığa, İslam'ı yaşamak isteyenlere karşı onları engellemek için değişik planlar, değişik stratejiler ortaya koyan hep şeytanlardır. Bu doğru. Bazen bir iki insanı şeytan baştan çıkarır. Ancak bir iki insanı çıkarır. Diğerleri sürü hali onun arkasında sürüklerini giderler. Bu da doğru. Milletin alın teriyle kazandığı malların üstüne konmaya kadar insan suretindeki o hayvanları sürükleyecek kadar
sürükleyecek kadar öyle bir hipnoz olur. İnsanlar uyuşturuya tutulmuş gibi, kumara tutulmuş gibi icabında eşlerini, çocuklarını, kızlarını bile uğurda verebilirler. Kadın mallar üstüne konmaya kadar, insan hayvanları sürükleyecek kadar. Milletin alın teriyle kazandığı malların üstüne konmaya kadar. Bunu gasp ediyorsa bu zaten suçtur. Tamam, böyle insanlar varsa ahlaksızdır. İnsan suretindeki o hayvanları sürükleyecek kadar. İnsan suretinde hayvan olan, hayvan gibi zalimler oldu. Faşizm döneminde, komünizm döneminde de oldu. Darbede de oluyor. Mesela insan suretinde hayvan, adam sürükleniyor. Öldür diyor, öldürüyor. Vur diyor, vuruyor. İşte şehit ediyor insanları. Öyle bir hipnoz olur ki olur insan, öyle bir hipnoz olur insanlar uyuşturucuya tutulmuş gibi. Mesela darbecilerde var o. Evet. Hipnoza girmiş gibi, uyuşturucuyla ara, hatta uyuşturucu da kullanmışlardı bir kısmı. Kumara tutulmuş gibi diyemeyiz de aslında uyuşturucuya tutulmuş gibi. İcabında eşlerin, çocukların, kızların bile uğurda verebilir. Mesela adam darbe yapmak, cinayet işlemek için karısını, kızını boşuyor. Evet. Kızıyla bağlantısını koparıyor. Değil mi? Yüzlerce adam karısını boşadı. Darbe yapabilmek için, kan dökmek için. Yani her dönem Müslümanlığa, İslam'ı yaşamak isteyenlere karşı onları engellemek için değişik planlar, değişik stratejiler ortaya koyan hep şeytanlardır. İşte İngilizlerin devleti, Deccaliyet. Adam Rumi olmuş, homoseksüel olmuş, Darwinist olmuş, İngilizlerin devletinin uşağı olmuş. Kendi milletinden nefret ediyor, kendi milletine saldırıyor. İlimle, irfanla, sevgiyle, şefkatle İslam anlatacakken dehşet ve şiddet adamı oluyor. Evet. Bu deccaliyettir. Sen deccaliyetten bahsediyorsun. Deccale uymayalım diyorsun. Evet. Tamam da deccal sizi sürüklüyor. Yani sorun orada zaten. Bazen bir iki insanı şeytan baştan çıkarır. Ancak bir iki insanı çıkarır. Diğerleri sürü halinde ona kalsa sürüklerine gider. İşte bizim de anlattığımız o. Şeytan, Fethullah Gülen cemaatinin içindeki bazı liderleri ele geçirdi. Deccaliyet. Ve sürü halinde diğer insanlar da onun peşinde sürüklenip gidiyorlar. Sorun burada. Yoksa başlangıçta güzel, düzgün başlamış bir hareketti. Fakat İngilizlerin devletinin tuzağına düştüler. Onların Rumi, homoseksüel, Darwinist, entel, milletine tepeden bakan, ukala, züppe, saldırgan mantığının içerisine girdiler bir kısmı. Milletin alın teriyle kazandığı malların üstüne konuyor. Okullar meydana getiriyor. Fabrikalar meydana getiriyor. Milletten para topluyor, yapıyor. Konup onunla İngilizlerin devletine uşaklık yapmaya başlıyor bu sefer. O gazeteyle, o radyoyla, o televizyonla İngilizlerin devletinin uşağı haline geliyor. Onu anlatmak istemiş. Tam gazetesinde Mehdiyet'in olmadığı, efendim İsa Mesih'in inmeyeceği, İttihat İslam'ın olmayacağı, Kur'an'ın, İslam'ın yaşanmayacağı bir sistemi anlatıyor. Milletin parasıyla, milletten aldığı parayla ve ondan da zengin oluyor. Yani Deccal'e teslim olan adamlardan bahsediyor. Böyle adamlar var, doğru söylüyor. Pek muhterem, saygıdeğer, her konuda Allame hocam. Hocam sizi hayırlı, hikmetle ve çok büyük bir heyecanla izlemeye devam ediyorum inşallah. Anladım da Allamelik nereden geldi bana, onu anlamadım. Hocalık deneyim. Bir kere hocalıkla benim alakam yok. Allame hiç değilim. Efendim, muhterem görebilirsin, müminler muhteremdir, saygıdeğer. Ben de sana saygı duyuyorum, Allah razı olsun. Hoca da değilim, Allame de değilim.
Allah razı olsun izlediğin için de. Bazen de diyor şeytan öyle bir hipnoz yapar ki koskocaman kitleleri hem de bazen okumuş kitleleri uyutur. E doğru. Mesela bunu Fethullah Gülen hareketi içerisinde görüyoruz. Adam gidiyor İngiliz derin devletinin elemanlarına teslim oluyor. Aynı kafada. Rumiliği anlatıyor. Homoseksüel propagandası yapıyor. Darwinizmi anlatıyor. Kur'an'ı yaşanamayacak hale getirmeye çalışıyor. Yani İslam'ın hakimiyeti diye bir şey yoktur diyor. Kur'an Müslümanlığı diye bir şey çıkarttılar diyor. Peygamberimizin yaşadığı Allah'ın istediği yolu sapıklık olarak gösteriyordu. İşte bu şeytan hipnozudur. Koskocaman kitleleri, bazen okumuş kitleleri, okul sahibi adamların da efendim etkisiyle sürükler adam peşinde. Bazen din diyen, ara sıra camiye giden, Ramazan'da oruç tutan ve Müslüman gören insanlar bile şeytan hipnozu öyle uyutulurlar ki gözleri bağlı kurdun arkasına takılan koyunlar gibi onun yiyeceği vaadiyle öyle sürüklenirler ki hiç farkına varmazlar. Öyle ki insanlar arasında şeytanın temsilcisi konumundaki kişiler ne derse onlar da onu tekrar ederler. İşte karşımızdaki olay bu zaten. Biz de bunu anlatıyoruz. Darbe teşebbüsü bulunan zat kendisi mi kınayacak? Kendisine mi uygun şekilde açıklamalar yapacak diyor Selami Can. Ya kardeşim bak Fethullah Gülen dese ki bunu yapanlar alçaktır, kahpedir dese darbecilere ciddi bir darbe olur. Oradaki şehitlerimizin de Allah şehadetlerini kabul etsin desen darbecilerin iştahını kapatır bu. Demiyor, uzatıyor, daha hala başka konulardan bahsediyor. Ya darbenin olduğunu düşün, başarı olduğunu düşün. Allah şu an en az 100.000 kişi falan şehit olmuştu, en az. Daha yani şu vakte kadar en az 100.000 kişi gitmişti yani. Çünkü gözü dönmüş bir yapı var. Yani 12 Eylül dönemi, 60 dönemi gibi falan değil. Ben 12 Eylül döneminde gördüm yani darbe olmuştu sabahına. Çok saygılıydı asker. Subaylar falan herkes saygılıydı. Yani güçleri yettiğince de kanun hukuku uymaya dikkat ediyorlardı. Yani öyle bir psikopat yapı yoktu. E burada psikopat bir yapı var. Gözünü dönmüş bir yapı. Fethullah Gülen'in uslubunda da nefret akıyor ifadelerinden. E adamlar da onun peşine takılıp gidiyorlar. O yüzden onun bunu söylemesi çok önemli. Bu şeffaflık meraklısı mantık Bediüzzaman zamanında da vardı. Herkesin akşam perdesi kapanıyor değil mi? Tülünü kapat, tül çeker, perde kapat. Bediüzzaman'da nasıl biliyor musunuz? Asla ne kapıyı kapayacaksın diyorlar, ne de perdeyi kapayacaksın. Açacaksın, biz karakoldan dışarıdan bakıp ne var ne var hepsini göreceğiz diyorlar. Her giren, evine girenin kimliğine bakıyorlar, adını soyadını yazıyorlar. Kaçta girdi, kaçta çıktı, işte şeffaflık buydu. Bunu mu istiyorsunuz yani? Bazen de şeytan öyle bir hipnoz yapar ki koskocaman kitleler hem de bazen okumuş kitleler uyutur. Ya kardeşim şimdi bunu sen anlatıyorsun ama millet sen direkt kendine yönelik anlatıyorsun zanneder yani. Fethullah Gülen değil mi bu uslubunda? Ya direkt kendini tarif ediyorsun zannederler.
Herhalde kendince Tayyip Hoca'yı kastediyor. Ama sen kendini tarif ediyorsun gibi görünüyor. Bırak bu üslubu. Bu fitneyi ortadan kaldıracak bir üslup geliştir. Zaten yani niye bu kadar yüksek izleme? Maşallah. Çok yüksek ya. Makaleleriniz hakkında bilgi verebilir miyim? Evet. 1845'ten beri yayınlanan Malezya'nın en köklü İngilizce gazetelerinin başında gelen New Straits Times gazetesinde "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda dünyanın en zorlu coğrafyası ve en stratejik bölgesi Orta Doğu'nun barışa, huzura ve refaha kavuşması için Türkiye'nin varlığının bir zorunluluk olduğunu anlatıyorsunuz. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Orta Doğu'da insan hakları, sosyal adalet, demokrasi, özgürlük, laiklik gibi üstün değerlerin garantisi olduğunu vurguluyorsunuz. Sol görüşlü Amerika'nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribune'de "Amerika sertlik yanlısı siyasete teslim olmamalı" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda şiddet eğiliminin Amerikan halkının da canını yaktığını, cinayet oranlarının dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu ve Amerika'nın iç muhasebe yapmasının zamanı geldiğini anlatıyorsunuz. Amerika'nın savaş deyip barış mesajlarına kulak vermesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden El Raya'da ve Kuveyt'te İngilizce olarak basılan ilk günlük gazete Arab Times'ta "Türkiye darbeye yenilmeyecektir" başlıklı yazınız yayınlandı. Darbelerin kalleş mahiyetini gayet iyi tanıyan Türk milletinin 15 Temmuz akşamı canı pahasına büyük bir destan yazmış olduğunu anlatıyorsunuz. Allah'ın bize lütfettiği demokrasiyi hiçbir zorbanın bizden almaya gücünün yetmeyeceğini vurguluyorsunuz. Kırgızistan'ın çok okunan haber sitesi Barakel'de de iman hikayetlerini anlattığınız makaleleriniz yayınlandı. Başlıkları şu şekilde: "Vücudumuzdaki şeker fabrikası", "Hassas kalsiyum ölçerler", "Kuşlar muhteşem yuvalarını nasıl yaparlar" ve "Boynuzlu kuşların yuvaları". Son olarak "Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püskürttü" başlıklı makalenizde Azerbaycan'ın çok okunan haber siteleri Arena.az, Haberinfo, Seher Haber, Assa News, News Bakü ve Fine TV'de yayınlandı. Maşallah. Ne güzel. Her yerde ilimle, irfanla konuları anlatmaya gayret ediyoruz. Evet, dinliyorum. Etiyen Mahçupyan bugünkü yazısında Gülen grubunun başarılı olmasının sebebinin biat duygusu ve başarıya olan gerçeküstü inanç olduğunu yazdı. Şöyle söylüyor: "Gülencilerin çoğunun liyakat açısından eksiği yok, fazlası var. Bu olağanüstü başarının gerisinde çok önemli bir zihniyet, sosyoloji ve psikoloji yatıyor. Katı hücresel hiyerarşiye biat duygusuyla bağlanılması, bütün hayatını belirleyip düzenleyen ve çıkışı neredeyse onlaksız kılan bir cemaatsel ağla kuşatılmış olunması ve başarıya olan gerçeküstü inanç. Her üç noktayı besleyen ve birleştiren ise muhakkak ki Gülen'in Mehdi olduğu ve ilahi seçilmişliği konusunda hiçbir kuşkunun duyulmaması." Bilmiyorum. Etiyen Mahçupyan bugünkü yazısında Gülen grubunun başarılı olmasının sebebinin biat duygusu ve başarıya olan gerçeküstü inanç olduğunu yazdı. "Gülencilerin çoğunun liyakat açısından eksiği yok, fazlası var. Bu olağanüstü başarının gerisinde çok önemli bir zihniyet, sosyoloji ve psikoloji yatıyor. Katı hücresel hiyerarşiye biat duygusuyla bağlanılması, bütün hayatını belirleyip düzenleyen ve çıkışı neredeyse onlaksız kılan bir cemaatsel ağla kuşatılmış olunması ve başarıya olan gerçeküstü inanç. Her üç noktayı besleyen ve birleştiren ise muhakkak ki Gülen'in Mehdi olduğu ve ilahi seçilmişliği konusunda hiçbir kuşkunun duymaması." Kardeşim, evet, Fethullah Gülen hareketi başlangıçta çok güzel başladı. Herkes destekledi. Bütün Türkiye'nin desteğini aldı. Türkiye devletlerinin de desteğini aldı. Amerikan da desteğini aldı. Yani desteğini almadı, hiç kimse kalmadı. Ama son aşamada İngilizlerin devletinin etkisi altına girdikleri görülüyor büyük bir bölümünün. Yani sorun burada. Darbenin kökeninde de bu yatıyor. Dolayısıyla bütün dengeler bozuldu.
Maliyet haberlerimiz vardı anlamı. Evet. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de 30 adet çeşitli eserlerinizden ve 200 adet PKK ile ilmi mücadele broşürlerinden dağıtılmış. Şanlıurfa'da kitaplarınızdan 30 adet halkımıza hediye edilmiş. Bursa'dan kardeşlerimiz 24 Temmuz ve 6 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda yerde fosil sergisi yapmışlar. Sergi düzenlenen yerler şöyle: Budanya sahili, Yalova Çınarcık sahili, Demokrasi Meydanı, Gemlik Kumla sahili, Bursa Kent Meydanı, Yalova Esenköy sahili ve Çınarcık sahili. İzmir'den kardeşlerimiz Manisa Laleli Parkı'nda 100 adet belgesel CD'si, Alsancak sahilinde de 500 adet belgesel CD'si ve 90 adet eserinizi hediye etmişler halkımıza. Gebze'deki kardeşlerimiz bir araya gelerek yeni kitabınız Münafık'ın Derin Karanlığı'ndan bölümler okuyup sohbet etmişler. Münih şehrinin 70 kilometre kuzeybatısında bulunan Gelshofen bölgesinde 202 adet İman Hikmetleri DVD'si posta kutularına bırakılmış. 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Düzce Akçakoca sahilinde fosil sergisi düzenlenmiş. Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi göstermişler. Kardeşlerimiz Manavgat'taki gümüş dükkanlarına uğrayan yerli ve yabancı müşterilerine sizin İngilizce, Almanca ve Rusça eserlerinizden hediye ediyorlarmış. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da 1500 adet A9 ve PKK'ya çözüm broşürlerinden dağıtılmış. Ayrıca kardeşlerimiz düzenledikleri fosil sergisini 3 gün boyunca geç saatlere kadar devam ettirmişler. 9 Ağustos'ta ev sohbetinde bir araya gelmiş kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim ve sizin Müslümanca Konuşmak kitabınızdan bölümler okumuşlar. Yine Göl'deki kardeşlerimiz 1 Ağustos'ta çeşitli mahallelerde 1200 adet A9 TV broşürü ve 30 adet kitabınızın dağıtımını gerçekleştirmişler. İzmit'te 3000 adet A9 TV broşürü dağıtılmış. Sonrasında kardeşlerimiz birlikte piknik yapıp sohbet etmişler. Adapazarı'ndaki kardeşlerimiz 4 ve 8 Ağustos tarihleri arasında evde sohbet için bir araya gelmişler. Bursa'dan kardeşlerimiz 28 Temmuz'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1000 adet broşür dağıtmışlar ve farklı günlerde de evde sohbet etmişler. Balıkesir'den kardeşlerimiz 11 Ağustos'ta beraber yemek yemişler. Videolarınızı izleyip kitaplarınızdan okuyarak sohbet etmişler. Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde de 7 ve 16 Ağustos tarihleri arasında A9 TV broşürü ve kitaplarınızın dağıtımı gerçekleştirilmiş maşallah. Maşallah ne güzel. Maşallah. Ne güzel. Kısa bir ara verelim, devam edelim. İnşallah. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.